Babaanne, hoş geldin. Hiç hoş gelmedim evladım. Lafı dolandırmaktan da hoşlanmam bilirsin. Ne oluyor? Neden Zeynep'ten kaçıyorsun? Kaçmıyorum babaanne, kimseden. Bir oturur musun, bir sakin olur musun? Var bir karın ağrım belli. Söyle bakalım. Dedim ya babaanne, bir şey olduğu yok. Evladım, Zeynep'le evlenmek isteyen sen değil misin? Gelip benden yardım isteyen, babaanne bir çare bul diyen. Evet babaanne. Aa, şimdi cinlerimi tepeme çıkaracaksın ama. Ne oldu peki, ne değişti? Bir şeyin değiştiği yok babaanne. Çok çalışıyorum, çok yoğunum. Kafam çok yoğun. İşim var. İyi, o zaman kafanı biraz da bu işle meşgul et. Ha? Gülüp konuşurken birdenbire gitmeler. Sabah işe gidiyorum diye sırra kadem basmalar. Kız sana mesaj attığında görmemeler. Evladım, sen bu kızı istemiyor musun? İstiyorum. İstiyorum babaanne, de sen benden ne istiyorsun? Ben onu anlamıyorum ki. Kendini toparlamanı istiyorum. Bu bir oyun değil, o kız da oyuncağın değil. O kız öksüz. Ona ihanet etmek, onu kandırmaya çalışmak günahların en büyüğü. İnsan öldürmek kadar kötü. Tamam, belli ki çıkmazdasın, bunaldın. Ama kara bulutların hayatını mahvetmesine izin verme evladım. O kendini gömdüğün mezardan, kendini kapattığın tabuttan çık artık. Ben görüyorum. Sen Zeynep'e aşıksın. Bu fırsatı kaçırma. Kendine izin ver. Aşk her zaman insanın kapısını çalmaz. Hele ki senin gibi sevgiyi unutmuşsa. Anlaşma iptal. Ben evlenmiyorum. Ne yapmak istiyorsan yap. Delirdin herhalde. Daha delirmedim ama bu işten vazgeçmezsek delireceğim. Bir dakika, bir dakika. Bu yeni bir oyun mu? Oyun falan yok. Bak, Zeynep'e kötülük yapıyoruz. Ben onu sevmiyorum, hiçbir zaman da sevmeyeceğim. Görmüyor musun? Kız çok üzülecek. Açıkçası umurumda değil. Ama benim umurumda. Ben o kızın hayatını mahvetmeyeceğim. Sen de onu rahat bırakacaksın. Tamam mı? Senin derdin onunla değil. Maalesef tam da onunla. Yani istesem olmaz. Arasam öyle birini bulamazdım. Kolayca yön verebileceğim. Başımıza dert açmayacak. Harika bir gelin adayı. Sen beni duyuyor musun acaba? Ya duyuyorum. Duyuyorum da sen görmüyorsun. Babaannen o kıza bayılıyor. Zeynep'le evlenirsen babaannenin bütün hisseleri bizim olacak. Senelerdir istediğin şey, hak ettiğin şey. Şimdi ben anlamıyorum ki ne oldu da böyle birden yufka yürekli oldun sen. Bu mesele seninle benim aramda ama sen başkalarını harcıyorsun. Sırf şirketten hisse alabilmek için kızın hayatını cehenneme çevireceksin. Farkında mısın? Ben gitmedikten sonra kim hangi cehennemde yanmış benim umurumda değil. Zeynep bu eve gelin olarak gelecek. Ahut defolup gidecek. Hisseler de bizim olacak. Mutlu son. Bir hikayeye bir son da yeter bence.